201 TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Passport or the Soaring Arts'ın yepyeni bir bölümüyle tekrar karşınızdayım. Bu bölümde de birbirinden iğrenç resimler yapıp satamayacağız. Evet, başlayalım bakalım. Geçen keresimde hala duruyor çünkü satılmadı maalesef. Ah, şu dayıdan umutluyum ya. Bak bu dayıda bir ışık var bu dayıda. Alması gerekiyor. Dayıcım boş boş gezip durma. Ben resmimi çizmeye başlıyorum, yeni resmimi. Heh bak, 494 verdim. Pazarlıkta bunu 529'dan sat. Çok güzel. Güzel başladık. Harbi çok güzel başladık. Mutluyum şu an. Şu an mutluyum. Tamam. Yine bir araç açıldı. Ne araç açıldı hakkında hiçbir fikrim yok. Şöyle bir şey yapacağım. Planktonu çiziyorum tekrar bu arada. Güzel olacağını düşündüm, böyle büyük bir plankton çizimi. Ama önce arka planı yapsam iyi olacaktı, her neyse. Sorun değil. Hemen şunu alalım. Etrafına bir halt çekmek istiyorum önce. Ha. Yani çizgisi belli olsun istiyorum. Bunu böyle yaptık. Bir saniye, telefonu şarj takacağım. Şarj bitmiş. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Hemen kolumuzun çizgisini de çizmeye devam edelim. Umarım arka plan beyaz diye bir şey demezler. Çünkü çizmiyorum yani, gördüğünüz gibi. Bunu buradan bir geçirelim. Çok erken döndüm ve şurada biraz hatalar yaptım. Hata yapmaya devam ediyorum. Evet, yaptığımız birkaç hatayı normalmiş gibi dolduracağım. Çünkü doldurmam gerekiyor. Aynı şekilde şuraya da dolduralım. Ya almayın almayın, lanet olsun sizin gibi müşterilere ya. Sanattan anlamayan gerizekalılardan başka bir şey değilsiniz. Sanat sanat için midir, yoksa sanat sanat için midir? İşte bütün sorunun cevabı bu. Mantenlerini de çizelim. Yalnız efsane oluyor gibi. Gibi ama yani. Olmuyor tabii ki ama gibi. €275 bir harcamamız oldu. Bu ay. Gayet iyi. Fena değil. Şimdi kocaman bir göz. Tabii ki. Şuraya. İçi sarı. İkinci bir göz. Tabii bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. İçi sarı bir göz. Şuraya kırmızılık. İçine de beyaz bir nokta. O da hani şey, ışıkmış gibi. Vay, iyi oldu lan. Vallahi iyi oldu. Evet. Kaşını da yapalım. Kaşı da abi şuradan şöyle başlayıp şu, oha! Abi efsane oluyor. Dur. Şimdi şuraya yanağını yapsak. Tamam mı? Şuradan şöyle başlasa.
Şurada yine yalan bitiş kısmı desek. Tabii bu gülmüyor şu an yani, yanlış anlamayın. Onun biliyorsunuz ki hayvan gibi bir gülüşü var. Evet. Şurada dişler olacak abi. Daha dişlerini de çizebiliriz şuraya. Bir diş buraya. Bir diş buraya. Bir de işte buraya. Evet, dişleri de tamam. Alt tarafta yine dişleri var. Onu da şu şekilde çizelim. Diş. Diş. Tamam. Dişler de tamam. Dilini de tabii yapmamız gerekiyor. Dili de şeftali gibi bir şeydi zaten. Şöyle bir de bir dili vardı. Aynen lan, çok güzel oluyor ha. Bir de şurada ufak bir çizgisi vardı. Abi efsane. Yemin ediyorum efsane. Dur şimdi dur. Dur, aşırı zevk alıyorum çizimden. Çok çizgiyi bozmadan boyamaya çalışacağım. Evet yani. Fena değil ya. Vallahi fena değil. Çok iyi de değil tabii ki de. Ya buraya işte bir doldurma aracı şart yani. Gerçekten bir doldurma aracı olması gerekiyor burada. Çünkü böyle boyadığımız zaman resmi mahvediyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda hani level atladıkça o araç da hani gelebilir. Yani tam bilmiyorum açıkçası. Gelirse tabii daha güzel olur. Çünkü en azından resmi mahvetmemiş olur. Mesela şu an resmi mahvettik gibi geliyor bana. Gerçekten resmi mahvettik. Ne bileyim işte, böyle bir şey oldu bu da. Evet, bunu yayınlayabiliriz bence. Gayet iyi. Hoş duruyor. Eksikleri var, yok demiyoruz ama yine de bence iyi duruyor. Hadi bakalım. Bu eseri arkadaşlar 1000'den aşağı okutmam. Yani 1000. Bunun getirisi 1000 dolar olması gerekiyor arkadaşlar. 1000. Lan tam da 1000 verdi ha. 1022'ye ben satmam bunu. Biraz daha. Çık çık, biraz daha çıkın. Biraz daha. 1022 nedir ya? Dayı sen ne vereceksin? Sen bak bir. 1097. Yok abi. 1097'de satmayacağım resmi. Tamam, beğenme. Allah belanızı versin. Beğenmeyin. Şu tabloyu kaldırayım. Sil bunu. Bunu da sileceğim. Mecbur satılmadı çünkü. Kaç veriyorsun? Vermesen. Geber, beter ol. Allah belanı versin sizin. Dayı bir çekin de şunu da sileyim ya. Hadi. Arkadaşlar bakmıyorlar. Boşuna yani. Bekliyorlar orada. Heh, sil bunu. Kaç veriyorsun? 919. Pazarlıkla 1018. Hayır. Şu dayıya mı satsaydım lan? 1000, 1000 küsur vermişti yine onu. 1097 vermişti yani en azından. Yani bilmiyorum hani satsa mıydım, iyi mi ettim, kötü mü ettim, ama belki hani daha yüksek bir fiyat veren biri de çıkabilir. Onu da düşünerekten bu beğenmedi, beğenmesin, sıkıntı yok. Son resmimize geçelim arkadaşlar. Bu bölümün son resmim. Bu sefer arka planı yapayım da abi. Arka planı yapmaya sıkıntı çıkıyor çünkü. Şöyle boyamızı alalım. Fırçamızı hemen çat çat boyayalım. Tamam. Bunu alalım. Bunu alalım. Yani iki bölümde fark ettiyseniz çizgi film üzerinden ilerliyoruz. Ki zevkli de oluyor aslında ya. Hayalimdeki hani şey yapmaktansa bir çizgi filmi tekrar oluşturmak
hoşuma gidiyor ki plankton bence şu an çok gerçekten iyi duruyor. Bakalım bakalım bir çizimimiz ne olacak. Ve hemen bunu bence yan mı döndürsek ya? Tabloyu yan döndürelim. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Ne veriyorum pazarlıkla? Bir 24 git. Kötü oldu şurası ya. Hep şu kadın yüzünden. Her neyse. Şimdi şu dayı 960'ı kaça çıkartabiliriz? 980. Hayır. Vermem ya, o kadar ucuza bırakmam abi, çünkü o kadar zaten emek verdik. Oğlum bu hiç güzel olmuyor lan. Vallahi bunu batırdım ya. Bu daha kolay olur diye düşünmüştüm ama geriye yapıyoruz şu an, ama geri bayağı zor oluyor yalnız. Gözde şurada. Tamam mı? Bu gözlerin içi bunun böyle açık yeşil gibi. Aynen yani gibi. Sarı yapsak aslında daha iyi olur, farkındayım da daha çok geç. 901 ne abla, sen bunu kaça çıkaracaksın? 968. Hayır. İçlerinde bunun göz bebekleri de var. Şöyle yukarı bakıyormuş gibi bir hava kattık. Pembe bunun kabuğunun içi. Pembe şurada varmış. Pembeyle bunu boyayamam. Kesinlikle boyayamam. Yani batıracağım. Onun farkındayım. En azından şöyle içinin pembe olduğunu belleysek yeterli. Evet, şu an batırdık arkadaşlar. Şu an bütün hevesim kaçtı bu resimle ilgili. Çünkü çok dışına taşırdım. Hemen bir şey, hızlı bir şekilde bitirip satışa sunmak istiyorum. Şu lacivertte noktaları vardı şuralarda. Aynen bu şekilde vergisinler. Bunu hiç uğraşmayacağım çünkü çok sinir oldum. Plankton yalnız gerçekten efsane oldu. Bu bölümün efsanesi Plankton'du. Geri olmadı. Yapamadık. Geri yok, geri ilk verilen teklifi satarım ya. Çok bir şey çıkmaz geriden. 919'u kaça çıkartabilirsin? 944, hayır git. Geri kaça satılır arkadaşlar? 600'e falan bırakırım ya. Geri çok dejavu diyor. Geri çok olmadı, onun farkındayım. 918 dayı kaça çıkar? 704'e düşürdü yavşak. Dur bakalım. Geriye kaç verecek? Geriye 375 verdi. Tamam yani pardon, 429. Al gitsin dayı. Al gitsin, en azından bir resim satalım da şu kasaya para girsin ya. Durum ne? 2103 euromuz var. Kiraya 200 alıyormuşuz. Diğer tarafta tabii daha ucuzdu kira. Ama o olsun. Evet, plankton. Abi plankton gerçekten çok güzel olmuş. Niye satamıyorduk? Ben galiba doyumsuzluk yaptım orada. 1097 en iyi teklifti ve ben kabul etmedim. Bunlar beğenmiyor. Niye beğenmediklerini de anlayamadım. Bir de beyaz saçlı abi, senden bir teklif alalım. Bir bak bakayım ne diyorsun? Adam çıktı gidiyor lan. Kaç diyorsun dayıcım? 972. Kaça çıkartabiliriz? 813. Yürü git. Ya bir resim burada, yemin ediyorum yıllanmış, yıllanacak yani resim burada. Abi gerçekten güzel oldu ya. Yemin ediyorum güzel oldu. Baksana da şunun güzelliğine. Bu ne? Bunun fotoğrafını aldım. Gerçekten iyiydi çünkü. Evet. Bu bölümü de burada sonlandıralım arkadaşlar. Sadece geri satabildik. O da 375 Euro'dan satıldı. Fena değil. Yani en azından kira, ekmek ve şarap
liderlerimizi karşıladı. Planktonu satamadık, şu son müşteriye de bir bakayım, belki bir teklif verir diye umut ederekten vermedi. Sorun değil. Gerçekten iyi bir eserdi. Bizle kalması da gurur verici. Diğer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.